Bayram mutluluk günüdür. Bayram sevinç günüdür. Bayram huzur günüdür. Bayramlar hak menzile varış günüdür. Bayramlar kenetlenme günüdür. Bayramlar kardeşliğin bir kez daha zirve noktaya ulaştığı günlerdir. Dolayısıyla bayramlar böyle ise, bayram bu şekilde tarif ediliyor ise, mümin ve Müslümanların da bu şekilde bayramlarını birbirleriyle kucaklaşarak, birbirleriyle kenetleşerek geçirmeleri gerekir. Zira Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böyle bir dini iki bayram vermiştir. Burada biz insan olarak yapmış olduğumuz hatalarımızı, birbirlerimize karşı işlemiş olduğumuz küçük büyük her türlü cürümleri bir kenara, köşeye atarak tekrar kardeş olduğumuzun farkına bir kez daha varıp اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْفَةِ ayeti kerimesinin gereği olarak birbirimize sarılma, birbirimize kenetlenme günü olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Zira bayramlar bunun için vardır. Cenab-ı Hak zamanlar içerisinde mukaddes zamanlar, anlar içerisinde de mukaddes an dilimleri yaratmıştır. İşte bayramlar da bu mukaddes an ve zaman dilimleridir. Zira hepimiz insanız. Zaman zaman gün içerisinde günün getirmiş olduğu o telaşa ve kargaşa içerisinde birbirlerimize karşı, zaman zaman karşımızdaki kardeşimizin uygun görmediği davranışlar içerisine girebiliyoruz. İşte bugün af günüdür. Bugün mağfiret günüdür. Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl Ramazan ayı boyunda biraz daha yoğunluk kazandırarak ellerimizi açtık, gönüllerimizi açtık, onun affını, mağfiretini talep etmişsek, şimdi bizden de bize düşen Müslüman kardeşlerimizi affetme gününde onları affedebilme erdemini gösterebilmektir. Eğer affedebiliyor isek af dilenebiliriz. Eğer adım atabiliyor isek ellerimizi açabiliriz. Eğer biz kardeşimize sarılabiliyorsak gönüllerimizi Cenab-ı Hakk'a açıp onlarla biz kul olarak affedilmemizi isteriz. Bayramları bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yine bu bayramlarda toplumdaki insanlarımıza, kardeşlerimize bu şekilde bir tavır içerisine girip bu güzellikleri sergilerken kıyıda köşede kalmış efendim bir selama, bir kelama muhtaç olan insanlarımızı yanı başımızdaki komşularımızdan başlamak üzere efendim onların da varlığını hissettirebilmek, onlara bu bayramın güzelliklerini aktarabilmek, anlatabilmek, onlarla da kucaklaşmanın yol ve yöntemlerini aramamız, bulmamız, onlara kadar yürümemiz, gitmemiz ve onlara selam verip onları da bu bayrama katmamız gerekiyor. Hastane köşelerinde veya evlerin odalarında hastalıkla baş başa kalmış olan kardeşlerimize bir geçmiş olsun dileme ve onlarla hasbihal etme imkanını kendimiz bulmamız ve bu bayramı da buna fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Efendim en yakınımızdaki insanları efendim nasıl tebrikleşebiliyorsak, efendim onlara telefonlaşabiliyorsak, onlara bugünün teknolojisinden faydalanarak mailler çekiyor, sosyal medyadan onları efendim duyurabiliyorsak, görebiliyorsak, konuşabiliyorsak yanı başımızdaki insanları da görüp gözetmemiz gerekiyor. Bazen insan en yakınındaki insanı göremeyebiliyor. Uzaktakilerine bazen çok rahat bir şekilde ulaşıldığı zaman yanı başındakini göremeyebiliyor. Biz en yakınımızdan başlamak üzere uzağa doğru insanlara elimizi, gönlümüzü, kalbimizi uzatmamız gerekiyor. Bayram bunun için var. İşte kardeşlik bunun için var. Bir kardeşimizin sıkıntısını giderebilmek, bir kardeşimizin derdine ortak olabilmek, bir kardeşimizin gönlüne dokunabilmenin fırsatıdır aynı zamanda bayramlar. Efendim biz zaten bir mümin olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'ı tarif ederken el-Müslimu men selimen Müslimune min lisanihi ve yedih diye ifade eder. Yani
Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimse diye efendim tarifini yapar. Biz kimseye zarar vermeyeceğimiz gibi, kimse bizden zarar görmeyeceğimiz gibi çevre ve etrafımızdaki mümin ve Müslümanlara da paylaşma günü bayram olduğunu ve derdi, sıkıntısı, tasası olan kardeşlerimizle de onların bu dertte sıkıntılarını paylaşarak azaltma yolunun ve yönünün aynı zamanda bayramlardan geçtiğini unutmamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde bayramı idrak edebilirsek, efendim kardeşlik düzlemi içerisinde bir bayram geçirebiliyor, herkese kollarımızı açabiliyor, kırgınlıkları, dargınlıkları elimizin tersiyle geriye doğru itiyor, bunları hatırlamıyor, iyilik ve güzellikleri bayraklaştırıyor da onları önümüze alıp hayatımıza devam ettiriyorsak, hakiki manada bir bayramı idrak ediyor demektir.